Kripto para dünyasından hepinize akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar dün özellikle altcoin'lerde e, dün BTC düştükten sonra sizlere belli başlı bazı altcoin'leri paylaşmıştım. Onların önemli destek ve direnç bölgelerini paylaşmıştım. Ve bugün tepki almalarının gelebileceğinden bahsettik. E, tabii ki ondan önceki düşüşleri almaya çalışıyor coin'ler. Bu gayet doğal bir durum. BTC'nin 28 bin bölgelerine kadar geri çekilmesi akabinde tekrardan tepki alınlar ve bir dönüş gördük. Burada da şu an için Bitcoin'de önemli olan bir bölge var arkadaşlar. Bakın saatlik baza geldiğimiz zaman bunu biraz daha net görebiliriz diye düşünüyorum. Hemen şuradan saatlik baza gelmek istiyorum. Çünkü çok denedi ve uzun bir konsolidasyon süreci yaşadı. Özellikle dün gece tekrardan sizlere yani katı butonunda yapmış olduğum paylaşım genel olarak sizlere yani bir video şeklinde değil de yazsal ve görsel olarak paylaştım arkadaşlar. Sizler de abone olup e, zil butonunu açarsanız orada videolar dışında yapmış olduğum paylaşımları e, tekrardan BTC açısından görebilirsiniz. Dün arkadaşlar yapmış olduğum paylaşımda şu görmüş olduğumuz bölgelerde özür dilerim yanlış çizdik. Hemen onu düzeltelim Şuradan bir topu formasyonu belirleyelim. Omuz baş omuz. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda bir omuz baş omuz formasyonu, bir toba formasyonu görmüştüm. Tabii ki bu kısa bir zaman aralığında gerçekleşen bir durumdu. Akabinde bu bölge kırılırsa 37 bin lira doğru bir hareketlinin gelebileceği ile ilgili sizlere bir bilgi paylaşımında bulundum. Ama şu görmüş olduğumuz alanda arkadaşlar bakın konsolidasyon şu görmüş olduğumuz bölge. Burada konsolidasyon arttı ve 34486 bölgesi kırılamadı. Bu da akabinde yeni tehlikeli boyutlar getirebileceğini bizlere gösterebilirdi. Yani derken de bunu e, tehlikeli boyutlar derken de arkadaşlar bu kısa vadeli. Buna en büyük örneği şimdi sizlere tekrardan şurada göstereceğim. Şu görmüş olduğumuz alanda da böyle bir konsolidasyon süreci yaşadıktan sonra büyük bir çöküş yaşadık. Bu tabii ki çok daha kısa bir zaman aralığında geldiği için buradaki çöküşlerde özellikle destek ve dirençten iyi takip edilmesi gerekir. Ve bu daha önceden kendisini belli eden bölgeydi. Bakın 3 saat önceden ben katıl butondaki arkadaşlara burada 34.300 bölgesinin önemli olduğunu, bir de bu konsolidasyon olduğunu, 33.000 bölgeler akabinde aşağılara doğru hareket gelebileceği ile ilgili bilgiler paylaşmıştım ki görmüş olduğunuz gibi şu an için bunlar devam ediyor. Kırmızı alan olması açısından ve daha önce şu görmüş olduğunuz bölgenin destek olarak çalışması, şurada tekrardan direnç olarak çalışması akabinde bu bölgenin güçlü bir bölge olduğunu bizlere gösteriyor. Bu birinci etken. Şu an için kısa vadelerde bir gelikler yaşanıyor. Günlük baza baktığımız zaman arkadaşlar hemen şu omuz baş omuz formasyonu silelim buradan. Özellikle 28 bölgesinin üzerine tekrardan gelmesin. 30 bin bölgelerinden tekrardan bir tepki alması bizler için olumlu bir senaryo olarak hala hareketine devam ediyor. Bu süreçte özellikle alt altcoin'leri takip ederken de BTC hareketinin takip edilmesi önemli. Dün önemli bölgelerdeki hareketliklerden sonra bugün güzel hareketlikler gelmişti ve gelmeye de devam ediyor. Ama burada hala BTC'deki bir güven sorunu olması altcoin'lerdeki hareketleri biraz daha baskılıyor. BTC'de arkadaşlar bu güven sorununun biraz daha aşılabilmesi için şu görmüş olduğumuz bölgenin kırılması gerekiyor. Bu saatten sonra bu bölgenin kırılabilmesi için de arkadaşlar 37.000 bölgesinin üzerine çıkmak gerekiyor ki o zaman şu görmüş olduğumuz şuradaki küçük hareketliklerden sonra günlükte önemli bir trendin kırılmış olacağını göreceğiz ki akabinde de şu görmüş olduğumuz diğer trend ki o da zaten 47 bin bölgelerinden geçiyor. Bu bölgeler şu an için söylemiş olduğum iki bölge BTC için altın bölge olarak çalışmaya devam Daha kısa zaman aralıklarında da incelediğimiz zaman şu görmüş olduğumuz hareketliliklerden sonra gelgitlerin yaşanması önemlidir. Burada hala bizim için 30 bin son kaledir. Kısa vadi yatırımlarda şu an için 33.000 ama 32.265 bölgesi şu an için özellikle bu bölgelerdeyken kısa vade takip edilebilir. Ama bunun dışında 30 bin bölgesi hala bizim için çok önemli bir stop bölgesidir. Bu bölgelere çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu süreçte arkadaşlar Bitcoin dominansında özellikle göstermek istediğim bazı şeyler var. Günlük baza geldiğimiz zaman günlük bazda şu iğneli bölge geçilemedi. Bu önemliydi ama 47.45 bölgesi kırıldı. Bugün bir retest gerçekleştiriyor mu? Akabinde buradan bir düşüş mü gelecek? bir engolfi mi gelecek bir şey engolfi günlükte bunu takip edeceğiz. Eğer gelirse bir miktar geri çekilebilir ki bu altcoin'ler için gerçekten çok olumlu bir senaryo olur. Haftalık bazda hala Özellikle ve aylık bazda hala aylık kapanış gelmedi ve çok önemli bir detay söz konusu eğer biraz daha aşağı gelir ve 44 bölgesinin altına kapata, bana göre 42 bölgeleri biraz daha mantıklı olacaktır. O zaman aylık bazda bir retest yapacaktır ki ondan sonra çok büyük bir çöküş gelebilir ve bu alt altcoin'lerde gerçekten çok büyük bir rally getirebilir arkadaşlar. O yüzden e, şu an için bu bölgelerin iyi takip edilmesi bana göre çok ama çok büyük önem arz ediyor. Bunun dışında arkadaşlar sizlerle birçok coin paylaşmıştım paylaşmış olduğum dünkü coin'ler dışında bugün sizlerle diğer coin'leri paylaşmak istiyorum. Dash'a gelelim arkadaşlar. Özellikle istenen coin'ler açısından paylaşma gereği duyuyorum. 121 bölgesi önemli bir destek bölgesi ve şu görmüş olduğumuz bölgelerde bir hareketlilikti. Ve bu hareketliğin altındaki hareketler şu an için tekrar belirtmek gerekirse fake hareket olarak kalmış durumda. Ama tabii ki bu e, fake olarak kalmış durumda derken bu bölgelerden sonra düşüş gelmeyeceği anlamını asla taşımaz. Bu yüzden günlük bazı arkadaşlar takip etmemiz gereken bazı bölgeler söz konusu. Özellikle bu bölgelerden sonra şu an için takip edilmesi gereken kırmızı bölge 99 yani 100 tetel partisi şu an. Bu bölgeye de ekstradan dikkat etmenizde fayda var. Özellikle Dash EOS'a geçelim arkadaşlar. EOS. Belli oranlarda toparlanmalar yaşamıştı. Kırmızı bölgeyi dün aşağı kırdı. 3.27 bölgesi büyük bir destek olarak çalıştı. Akabinde 353 bölgesi 4 saatte kırıldı. Şu an için bölgeleri hala retest ediliyor. Şu görmüş olduğumuz alanlardaki siyah alanlar dışındaki daha önce yapmış olduğu hareketliklerde o bölgeler fake bir hareket olarak kalmıştı. Şu an için BTC hareketiyle EOS'ta da belli gelgitler yaşanmaya devam ediyor. Bunları sizlerle birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Ama akabinde şu görmüş olduğumuz kırmızı alan bana göre 3.27 bölgesi altındaki kapanışlara ekstra dikkat edilmesinin de önem var diye düşünüyorum. Özellikle günlük. Ethereum'a geçelim arkadaşlar. Buradan Ethereum'a geçerken arkadaşlar bakın 2032 2000 bölgeleri e, ben 2000 bölgelerini söylerken orada bana mailler atıyorsunuz hocam 2000 bölgesi diyorsunuz ama 2032 bölgesini kullanıyorsunuz e, bazen küsüratlar önem arz ediyor ve burada da küsüratlar ne kadar önemli olduğunu tekrardan sizlerle birlikte görmüş bulunmaktayız bu bölge kralları iyi test edildi akabinde tekrar bu bölgeden döndü 2000 psikolojik alan olarak önemli bölgedir ama şu an için günlükte baktığımız zaman arkadaşlar bu bölgenin üzerine çıkmakta hala Ethereum'da bir güçsüzlük söz konusun bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Ethereum özellikle 2032 bölgeler üzerindeki kapanışlar Ethereum için biraz daha olumlu senaryoları akabinde getirebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden Ethereum'u takip eden arkadaşların bu bölgelere ekstradan dikkat etmeleri gerekiyor. XRP'ye geçeceğim. E, XRP'de de arkadaşlar belli oranlarda hareketlilikler söz konusuyken belli oranlarda düşüşler de gelmişti. Bu düşüşlerin akabinde arkadaşlar şunu rengini hemen siyah yapalım. Yeşil alan özellikle 0.57 bölgesi akabinde altında 0.44 yani 44.74 0.45 bölgesi benim için en önemli bölgesidir. İç sahibinin bunu tekrar belirtmek istiyorum. Yani bir tetel partisi yani 0.98 partisi neyse 0.45 partisi de oydu. Özellikle dün ilk deneme içinde söylemiş olduğum bölgeler söz konusuydu. Ee, burada da şu an için o bölgelere kadar bir sarkma gelmiş olsa bile o bölgelere doğru gelmedi. Yeşil alandan güzel bir tepki almış durumda. Tekrardan kendisini bu bölgenin üzerine atmayı başarabildi. Akabinde bugün güzel bir hareketlik gerçekleştirmiş olsa bile BTC hareketiyle beraber bir geri çekilme söz konusu. Burada özellikle 0.45 bölgesi ana bir kale arkadaşlar. Bu kaleye özellikle ilk saatte dikkat edebilirsiniz. 0.57 bölgesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü baskı devam edebilir. Bu açıdan da takip ettiğiniz zaman arkadaşlar 0.57 bölgesi daha doğrusu iğnelemelerin son olmuş olduğu bölge 0.50 psikolojik bölgesi. Son stop bölgesi olarak şu an için değerlendirilebilir ki bana göre orta ve uzun vadede bu saatten sonra takip edilecekse 0.45 bölgesine önemli. Dikkat edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bakın dün İgzelem'i dün sizlerle paylaştıktan sonra güzel hareketlilikler İgzelem'de geldi arkadaşlar. 0.23 bölgesi üzerine attıktan sonra İgzelem'de gerçekten dünkü paylaşımdan sonra güzel hareketlilikler vardı. %15, %16'lara varan güzel tepki alışları söz konusuydu. Akabinde şu an için BTC hareketiyle doğru orantılığa bir geri çekilme söz konusu. Bu açıdan kademeli olarak 0.25 bölgesi stop bölgesi olarak değerlendirebiliriz ya da 0.23 bölgesi. Şu an için hareketlilikler tekrardan BTC bandında oluştuğu için e, hareketlere dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Buradan Atom'a geçmek istiyorum. Atom da çok istenen coinler arasındaydı arkadaşlar. atomda özellikle 4 saatliklerde 0 yani 8.5 bölgesinden sonra tepki aldı ama 9.5 bölgesi benim için çok da önemli bir bölgeydi. Bu bölge kırıldı. Şu an için bu bölgeleri retest etmeye çalışıyor. Bana göre Atom'da 9.5 yani 9.5 bölgesi kısa vade ki bana göre şu an için şu hareketliklerden sonra değil şu an için 8.58 bölgesi ya da şu bölgeyi biraz da yukarı çekebilirsiniz 8.7 bölgeleri. E, o bölgede stop bölgesi olarak değerlendirilebilir. E, hangi coin şu an için takip ediyorsanız edin arkadaşlar. Özellikle ama özellikle BTC hareketinin iyi takip edilmesi gerekiyor. Burada önemli olan detayı tekrardan sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın BTC'de belirlemiş olduğumuz alanlar gerçekten çok önemli olanlar. 34.486 bölgesi Bitcoin'de çok önemli bir alan arkadaşlar. Bakın bunu es geçmeyiniz lütfen. Bu bölge eğer kırılırsa yukarı yönlü 37 bölgesinde yani şurada 36, 652, 37 bölgesinde doğru bir hareketin gelme ihtimali. Bu bölgede doğru bir hareket gelirse çok daha sert yukarı yönlü hareketler bölge kırılırsa diğer bölgelere doğru özellikle 43 bölgesi, 47 bölgesi ve akabinde 50 bin, 50 bin bölgesi önemli bölgedir ki bu bölgelerden sonra tekrardan geri çekilme ihtimalinin olabileceğini ben düşünüyorum. Özellikle nereye kadar gidebileceğini takip etmek gerekiyor şu an için. Ama bana göre şu an için ilk hedef 36.600 bölgesi olarak görünüyor. O yüzden bu bölgede dikkat etmek gerekiyor. 32 bölgesi kısa vade yatırımlarda şu an için stop olarak değerlendirilebilir. Orta ve uzun vadede arkadaşlar 30.000 bölgesine çok ama çok dikkat etmenize fayda var diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.